Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Koleji 3. Sınıf Öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. 5. temamız olan iletişim temasının serbest okuma metnini okuyacağız. Sayfa 169'da. Daha sonra 170 ve 171'deki tema değerlendirme bölümünü hep beraber yapacağız. Şimdi sizlerden ricam 169. sayfayı açmanızı istiyorum. 169. sayfayı açmanızı istiyorum. Serbest okumadaki metnimiz bir şiir. Annem ile mektup. Bir çiçek resmi çiz bana anne. Anne çiçeği koyacağım adını. Ben yaşadıkça hiç solmayacak, sevinç gözyaşlarımla sulayacağım onu. Hemen ikinci dörtlüğe geçtik. Bugün yüzüncü günüm. Doğduğum günden beri süt, uyku ve annem arasında büyüyorum. Üçü de dünyanın en tatlı şeyi. Annemin ninnileri getiriyor uykuyu. Uyku. Hep çiçek, hep kelebek, hep bal. Gözlerimin baktığı her yerde sen varsın. Her uyanışımda yine sen oluyorsun yanımda. Yeni açmış bir ilkbahar çiçeği gibisin. Cennetim sensin anne. Hep yanımda kal anne, üstümü ört. Kuş tüylerinden hafif kalbini, ipek yorgan yerine. Mustafa, Ruhi, Şirin yazmış çocuklar bu güzel, dokunaklı içimizi ısıtan bu güzel şiiri. Şimdi hemen tema değerlendirmeye geçiyoruz. Bunun sayfası da 170 çocuklarım. Tema değerlendirmede bir parçamız var telefon numarası diye. Hep beraber okuyalım. Telefon numarası. Öğretmen sınıfa girer girmez melek parmağını kaldırdı. Öğretmen ne istiyorsun? Tarih kitabında Graham Bell'in yanından niçin 1847 1922 yazdıklarını anlayamadım. Hakkı parmağını kaldırdı öğretmen. Hakkının bir şey bildiğini sanarak sordu. Sen biliyor musun? Evet öğretmenim. Öyleyse söyle bakalım. Bu onun telefon numarasıdır öğretmenim. <laughs> Çocuklar gerçekten Graham Bell'in kim olduğunu biliyor musunuz? Evet Graham Bell telefonun e, icat eden bulan kişidir. Peki neden yanında 1847 1922 yazdığını biliyor musunuz? Evet, siz e, hakkıdan par farklı olarak doğruyu biliyorsunuz. Çünkü o Graham Bell'in doğum ve ölüm tarihleri. Merve Bostan yazmış şiir e, bu fıkrayı. Şimdi çocuklar ilk üç soruyu metne göre beraberce yanıtlayacağız. Öğretmen sınıfa gelince melek ne yapmış sorusuna hemen cevap veriyoruz. Melek Melek parmağını kaldırmış. Çünkü soru sormuş Graham adının yanında neden o tarihler yazdığını merak etmiş. Melek ne sormuştur. Şöyle sormuştur. Melek Çocuklar Melek yazdıktan sonra Melek öğretmenine öğretmenine hemen virgül koyduk, tırnak açtık. Graham Bell'in ya da tam kelimesini almadığımız için şöyle yazabiliriz. Graham, herhalde doğru yazdım değil mi çocuklarım? Graham Bell'in Graham Bell'in yanındaki rakamların anlamını sormuştur. Yanındaki rakamların anlamını sormuştur. Ama Hakkı ne güzel cevap vermiş değil mi çocuklar? Hakkı meleğin sorusunu nasıl cevaplamıştır? Hakkı Meleğin sorusunu onun telefon numarası olduğunu söyleyerek cevaplamıştır. Hakkı Meleğin melek biliyorsunuz orada yumuşama var ama biz yine de kesme işareti Meleğin diye okuyabiliriz ama Meleğin sorusunu sorusunu e, onun telefon numarası onun telefon numarası olduğunu Söyleyerek, söyleyerek cevaplamıştır. Gerçekten fıkra yani çok komik olmuş çocuklar. Hakkı da bizi güldürdü. Hakkı meleğin sorusunu, onun telefon numarası. Bakın burada D yapmışız, S olması gerekiyor. Söyleyerek cevaplamıştır. Şurada da sanki virgül mü lazım çocuklar? Hakkı meleğin sorusunu mu yoksa Hakkı? Meleğin sorusunu sanki burada güzel bir virgül koyarsak çok daha güzel bir okunak olacak gibi. Herhalde bundan sonrakiler e, şıklı. Kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? E, çocuklar ağır ve hafif gördüğünüz üzere bence bu soruları yaparken mutlaka kaleminizde şunu yapın. Bunlar ağır ve hafif zıt anlamlıdır. Biz eş anlam arıyoruz bayat taze zıt anlamlıdır. Yurt vatan birbiriyle eş anlamlıdır. Çocuklar bu işaretler sizin işinizi ve bu alt çizme sizin işinizi o kadar kolaylaştırır ki lütfen bunu dikkate almanızı rica ediyorum. Şimdi beşinci soruda şöyle diyor. Yukarıdaki hangi renklerdeki kelimeler eş anlamlıdır? Mesela ev eş anlamlısını bulabilir miyim? Dili, kitap, konut buldum. Şu ben kuru. O zaman pembe ve kırmızı yani A şıkkındaki renkli sözcükler birbirleriyle eş anlamlıdır. Şimdi çocuklar 6. soruda eş sesli dikkat edin. Eş sesli kelime soracak. Yani yazılışları aynı olacak fakat anlamları farklı olacak. Burası çok keyifli. istediğiniz cümleyi yazabilirsiniz. Şimdi ilk kelimemiz aç. Mesela benim ilk aklıma şu geliyor. Karnım çok aç. Burada Epeydir yemek yemediğimi söylemeye çalıştım size ama e, eğer diğer anlamında kullanmak istiyorsanız yazılışı aynı ama anlamı farklı olandan işte kapıya geldiniz diyelim bana kapıyı aç kapı kapalı ki ben içeriye girebileyim yani ikisi birbirinden gördüğünüz gibi farklı anlamlarda şimdi yaşı kullanmak istiyorum e, mesela karşınızdakine dedin ki sen kaç yaşındasın? Çocuklar tabii ki soru işaretimize hemencik koyuyoruz. Hiç unutmuyoruz soru işaretini koymayı. Bir başka yaşın anlamı da hani belki bilmeyenler olabilir ama... Havlular, mesela havuza girdiniz ya da denize girdiniz, kurulandınız. Havlular ıslandı. Havlular hala yaş yani kurumamış hala ıslak anlamında. Ee, ak sözcüğünün ilk anlamıyla kullanıyoruz. Mesela... Çocuklar biliyorsunuz dünyamızın, e, dünyamızın susuz kalmaması için açık muslukları mutlaka kapanmalıyız. Akan, akan muslukları kapatalım. Akan muslukları kapatalım. Bir başka ak anlamı da biliyorsunuz beyazın e, eş anlamlısı. E, gömleğin rengi ak gömleğinin ya da gömleğimin gömleğimin rengi beyaz yerine ak dedim. Çocuklar ay sözcüğünü iki farklı anlamıyla istemiş. Onu kullanacağım. mesela bir tanesi şey. Hani gökyüzünde gördüğümüz ay var ya. Ay bu gece çok güzel gözüküyor. Ay bu gece çok güzel gözüküyor. Değil mi? çok güzel gözükür hakikaten bazı geceler. her gece güzel gözüküyor da bazen dolunay oluyor ya o zamanlar çok güzel gözüküyor. Bir başkası da bir yıl, Ocak, Şubat, Mart var ya bir yıl, 12 aydır. Çocuklar şimdi dizi iki farklı anlamıyla yapacağız ki bunu daha önce kitabımızda yine bir kere daha yapmıştık. Düştüm ve dizim kanadı. Düştüm ve dizim kanadı. Bir diğer anlamıyla da söylersek kitapları raflara diz. Bir başka örnekte de şişeleri raflara diz demiştim. Demek ki yine aklıma o gelmiş. Kitapları rafına diz. Yani sırala. Şimdi çocuklar bu bölümde yani bu temanın tema değerlendirmenin en son yedinci sorusunda boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerine yazmamızı istiyor bizden. Ayşe'nin kitabını buldun mu? Ayşe'nin kitabını buldun mu? Burada e, kesme işaretimiz olmalı. Burada çünkü özel isme gelen bir ek var. Mu soru anlamı katan ektir. Ve soru anlamı veren söz kelimelerin, cümlelerin pardon sonuna soru işareti koymamız gerekir. Hemen ikinciye baktım. Eyvah yangın çıktı. Çocuklar burada virgül kullandığı için küçük harfle başlamıştır. Ve buraya bizim Ünlem koymamız gerekir. Eğer ünlem burada değil de burada olsaydı o zaman yangının yeğesini büyük harfle yazmamız gerekmekteydi. Dilek Ankara'ya gitti. Çocuklar Ankara özel bir isimdir başkentimiz bir şehir adı. Buraya kesme işareti koyuyoruz. Gittiden sonra da noktamızı koyuyoruz. Cümlemiz bitti çünkü herhangi bir soru yargısı veya e, nida ünlem yargısı içermediği için pazardan elma armut muz aldık. Eş görevli sözcükleri arka arkaya söylediğimiz için buralara virgülümüzü konduruyoruz. Muz aldık. Ve cümlemizi bitiriyoruz. O yüzden de kapı kilidi derdim ben küçükken çocuklara. Hemen kapımızı kilitledik, noktamızı koyduk. Annem komşuya gitti. Çocuklar yargı Soru yargısı veya herhangi bir iddia içermediği için nokta koyuyoruz. Hemen sıradakine bakıyoruz. Sen ne zaman geleceksin? Burada bir soru anlamı var. Ne zaman geleceğini merak ediyor. Soru işaretini koyduk. Çocuklar noktalama işaretleri yazılarımızın anlamını pekiştirmek, anlam karışıklığını önlemek için konulan küçük işaretlerdir. Yazılarımızı mutlaka kullanmamız gerekir. Konuşurken zaten kullanıyorsunuz ama fark etmiyorsunuz. Bunlar trafik polisleridir, kazaların olmasına engeller. O yüzden noktalama işaretlerine dikkat ederek okursanız kitaplarınızı veya soruları veya herhangi başka bir şeyi çok daha iyi anlarsınız. Sizleri seviyorum, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol bol okuyun çocuklarım.